Evet sevgili dostlar, bugünkü programımızda Artvinli Yusufeli ilçesi Sarıgöl eski beldesi ama şimdiki Taşkıran Köyü Sarıgöl mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız Ahmet Turan Bey, Bursa'dan Mevlüt Göksoy Bey ve ev sahiplerinden Yücel Akıllı Bey ve oğlu var yanımızda. Ben hemen muhtarıma dönmek istiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım muhtarım. Nasıl gidiyor Sarıgöl'de hayat, Taşkıran'da hayat? Ben tutayım. Tamam. Sarıgöl'de hayat işte normal. Eski düzeye göre Sarıgöl bitmiş durumda. Kimsenin geri dönüşü yok. Yazdan yaza gelenler zaten haftalık bakımından sonra gerisin geri geliyor. Köyümüzün suyu yok zaten. Su olmadı mıydı millet zaten su olmayan yerde zaten eski Orta Asya'dan beri kaçıyorlar biliyorsun. Bizim de köyden kaçıyor herkes. Evet. Yani Su işte. cenneti bir köy. Gerçekten büyük deresiyle, yan dereleriyle gerçekten su cenneti bir köy. Ama su, sağlıklı bir içme suyu köyde mevcut değil. Köyümüzde yok. Sadece su değil, bildiğim kadarıyla Yol da yok. bazı mahallelerde yol yok. Ve bazı mahallelerde de elektrik bile yok şu anda. Nasıl, müracaatlarınızı yaptınız mı? Ne diyorlar? Sayın Başbakanımız 2 sene önce demişti, yol, su, elektriksiz köy kalmayacak diye. Şimdi başbakanımız elektriğimiz, suyumuz veyahut da yani herhangi bir yolumuz olmayan yer kalmayacak ama maalesef bizde uçu da yok. Tabii vatandaşın bir kamyon ihtiyacını götürmek için 3 sefer 4 sefer pikapla nakliye yapması gerekiyor. Büyük kamyonlar çıkmıyor. Bunun sebebi de Sepegara Mahallesi'nin elektriği yok. Ama bununla bir çalışması var. Bir 100-125 bin lira civarında bugünkü parayla bir şey bulunursa para aktarılırsa bizim yani Sepegara Mahallesi'nin elektriği yapılacak. İçme suyu için de belirli bir çalışmalar var. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a ilettik biz bunu. Bu adam da bize dedi ki yani biz bunun çalışmasını yaptırdık. İhalesi oldu. Nerenin? Taşkıran Köyü'nün dedim. Bu Sarıgöl olarak geçiyor. Bu 7 tane muhtarlığı ilgilendiriyor. Bizim köy için bu içme suyu yok. Evet. Şimdi dedi ki biz bunu Kaymakam Bey'e iletiriz. Kaymakam beylere iletmişler ama maalesef onun da tayini çıktı gitti. Yenisiyle de bir diyalog kuramadık hala. Şimdi çok enteresan bir durum. Gerçekten hala yolu bazı mahallelerin olmayan, hala elektriği bazı mahallelerin olmayan ve sağlıklı içme suyu içemeyen bu köyde arkamızda doğumunun 100. yılında Atatürk'ümüzün heykeli yapılmış. Samsun heykelinin bir büyüğü hem de. Yani böyle yolsuz, susuz, elektriksiz bir köyde şimdi demeden geçemiyoruz ya, bu masraf bu heykel için niçin yapılmış diye enteresan soru işareti aklımıza geliyor. Bir mazisini öğrenebilir miyiz? Nasıl yapıldı Atatürk heykeli buraya? Şimdi 80 ihtilalinden sonra burada bir uzman çavuş vardı. Yani biraz metezoru diye, biraz da katkılarıyla diye yani iki türlü işle beraber bu heykele öncülük etti. İstanbul Kartal'da yapıldı bu heykel. 82 gibi bir dönemde 7,5 milyon liraya mal oldu. Bunu buraya rahmetli Salih Gültekin Bemece'yle gitti, kamyonuyla getirdi buraya. Burada rahmetli Ahmet Civan'ın çabalarıyla da buraya kuruldu bu. Evet. Artvin'in herhangi bir ilçesinde değil, Artvin şehir merkezinde bile böyle bir heykel yok. Yusufeli ilçesinin Taşkıran Köyü Sarıgöl mahallesinde çok güzel bir Atatürk heykeli var ama bakımsızlıktan gitmek üzere. Gerçekten bu da bize yakışmıyor. Yani yetkililere ben buradan duyurmak istiyorum. Hemen arkamızda görünen Samsun heykelinin bir büyüğü diyebileceğimiz Atatürk heykelimiz gerçekten bakımsızlıktan ne hale gelmiş. Dokunma sen. Dokunma. Adaş dokunma ya. Dokunma. Bakımsızlıktan ne hale gelmiş? Birazdan ben onu da göstereceğim yakın planda sizlere. İnşallah yetkililerden bu noktada da, yani yol, su, elektrik ve yanında bu Atatürk heykeline de bakım ve onarım noktasında ilgi alaka bekliyoruz diyorum. Sayın muhtarım teşekkür ederim. Bir müddet sonra gerçi bir daha dönebiliriz size. Hemen solumda gene Mevlüt Göksoy abimle sizleri tanıştırmak isterim. Herhalde
Gezmeye geldik, öyle mi? Evet, şimdi gezmeye dedim mi bu acili gezmeye geldim. Amcamın vefatından dolayı gelmek mecburiyetinde kaldım. Bu anda bir şey diyecek bir durumda değilim. Çok üzgün bir vaziyetteyim. Allah sabırlar versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Oran ile ölünmüyor. Gene bu hayat devam edecek. Bu Sarıgöl'e ben 2 yılda bir gelmedim, bir rahat edemiyorum. Benim bütün dostlarım, akrabalarım hep burada. Ben Nahat'a Bursa'da yaşarsam daki dayı, ben gene burada arkadaşlarım aklıma geldi mi, ben buraya gelmedim mi o gün, o sene orada rahat değilim. Evet. Ve gelmeye de devam ediyorum ve gelmeye de devam edeceğim olana kadar. Allah uzun ömür verirse eğer, vermese de o ilahi takdirin bileceği iştir. Peki yerlerimiz, evimiz falan duruyor mu burada? Şimdi yerlerimiz, amcalarımın evi. Benim bir şeyim yok burada. Amcalarımın evi var. İşte geliyorum, onlarla beraber kalıyorum burada. Bir tatil içinde geliyor, kalıyorum. İşte o vaziyette. Yoksa babamın yerleri falan hepsi varsa eğer bir şey duruyor. Yoksa da zaten yoktur. Ona bir şey diyemem. Köyde mutlaka yaşadığınız eski çocukluk günlerinizden hatıralarınız her tarafta vardır. Şu köyde sizi en etkileyen alan, en etkileyen yer, manzara... Var mı böyle bir yer? Neresidir veya? Şimdi ben ilk burada dedi, hork dediler mi, benim için her şey bitiyor. Yani benim hayatımın, çocukluğumun hayatı oralarda geçmiştir. Manzaraya sıra gelirse bizim kışın herkes bir şeye oturup kayardı. Biz göğsümüz üzerine, sırtımız baş aşağı kayardık. İner bir de suya tepilirdik orada suyun içinde. Hork'ta mı oluyordu bu? Hayır, o Van'da oluyordu. Bu rahmetli Hacı Ali dayı var, Ali Çınar. O dedi ki ya ben sizin zamanınızda dedi, buradan aşağı dedi başım baş aşağı kayıyordum dedi. Ben de kim kayamaz dedim. Ben de onun gibi kaydım. Endim duvardan aşağı suyun içine tepildim başım baş aşağıya. Onu hayatta unutamıyorum ya. Evet. Peki teşekkür ederiz ve sağıma dönmek istiyorum. Sağımda da gene buranın yerlilerinden diyelim ama Yusufeli'ye yerleşti herhalde son birkaç senedir. Biz her ne kadar tanısak da Yücel Bey'i sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sizi kısaca sizden tanıyalım desek neler söylersiniz? Ben köyde oturan daha önce, hala da köyde otururum yazın, pardon köyde, kışın ilçede hem minibüsçülük yapıyorum, hem turizm, hem de bir iş yerim var. İşte uçak biletleri satış noktası, sigortacılık ve aracılık hizmetleri yapıyorum. Köyde iş bitti. Ben babam mesleği yapıyordum bu işi. 20 sene babam yaptı. Hakkı dayı köyümüzün en eski şoförlerinden değil mi? Evet. Akabinde ben devam ettirdim ama belli bir zamandan sonra köyümüzde bu iş bitti. Yani köyde nüfus kalmadı. Köyde önceden 4 tane minibüs vardı. 4 minibüs de kendini idame ettirebiliyordu. Geçimini yapabiliyordu. Ama şimdi 4 minibüs değil, 1 minibüs bile fazla. Bunu görünce de şimdi ben de çocuklarımın okul durumu nedeniyle mecburen de ilçeye taşınmak zorunda kaldım. Orada işte 2 senedir de yeni bir iş yerim var. Burada yazları turizm, kışları dükkanda kendimizi idare ettirmeye çalışıyoruz. Peki hava yolları şirketlerinin biletlerini satıyorum dediniz. Nasıl, hava yolunu kullanıyor mu insanlarımız? 1500 kilometre mesela, ben Bursa'dan geldim. Gerçekten uzun bir yol. Benim için biraz zevk aslında. Yani karayolunu seviyorum. Karadeniz çevre yolunu aslında çok seviyorum ama mesela uçak korkusu olmayanlar, zamanı daha pratik kullananlar için nasıl gelirler Bursa'dan, İstanbul'dan uçakla veya bileti nasıl alırlar? Sizi nasıl bulurlar? Bu konuda biraz bilgi alalım. Bilet alması çok kolay. Evde oturduğu yerde işte bana ulaşabilirlerse telefonla, oturduğu yerden ben biletini hemen alabilirim. Her istediği zaman 7/24 devamlı açığız. Telefonumuzla bilet alma işi çok kolay. Telefonla evde oturduğu yerde biletini alabiliriz. Hemen telefon, uçak numarası da, uçak bilet numarası da cep telefonuna mesaj olarak geliyor. Hiçbir yere gitmesine gerek yok. Daha sonra işte uçuş, yolculuk içinde Yenişehir, Bursa, genelde Bursa'dakiler. Yenişehir'e geldikten sonra Erzurum'a, en yakın bize Erzurum. Erzurum'a iniyor. Erzurum, Yusufeli 2 saat
takriben 2 saat. Şu anda o hizmeti veremiyoruz ama ileride 1 sene sonra veya 2 sene sonra ilçeye direkt havaalanından servis. Bunu da açacağım. Onun şu anda çalışmaları yapılıyor. Onu da açacağım. Yani vatandaş Erzurum Havaalanı'na indi mi direkt Yusufeli servisi kapısında olacak. Arabaya binecek, direkt Yusufeli'ne gelebilecek. Size ulaşmaları için bu iş yeri numaramızı bir verelim isterseniz. İş yeri numaram sabit numara 466 811 3346. Cep numaram da 0532 781 5705. Bu numaraları aradığı zaman gündüz iş yeri numarası, cep telefonu da gecenin hangi saatinde, hafta sonu, hafta içi fark etmez. Ne zaman aranırsa her an 10 dakika içinde biletlerini alabilirim. Şu anda bilet alma işi yoğun olduğu için bu şey oldu. Pahalı. Çok yoğun olduğu için pahalı. Vatandaş bilet alamıyor. Almak istemiyor. Çünkü şu anda 184 lira, 200 lira, 204 lira, 220 lira. Önceden alırlarsa biraz daha ucuz oluyor herhalde. Ta ki 34 liraya kadar bilet var. Yani 3 ay önce, 4 ay önce bilet alındığı zaman 34 liraya, 44 liraya, 54 liraya böyle 10 lira 10 lira kademe kademe geliyor. Biletler var. Hem mesela bebek yanında 0-2 yaş arası, bunu belki birçok vatandaşımız bilmiyor. Bu ücrete tabi değil gibi bir şey. Çok cüzi bir para, 15 lira parayla çocuğu da yanında getirebiliyor. Bursa'dan kaç günde bir Erzurum'a uçak var? Haftada şu anda yeni bir program olmazsa haftada 3 gün. Pazartesi, çarşamba, cuma. Evet. Ama çarşamba, pazartesi, cuma Türk Hava Yolları'nın uçağı mevcut. Çarşambalar da SunExpress faaliyet gösteriyor şu anda. Ama bu değişecek. Şimdi talebe göre, yoğunluğa göre hareket edilecek. Şimdi bizim burada yaz döneminde insanlarımız daha çok acil işi olanlar uçağı tercih ettiği için herhalde bunu değişmediği gibi bir durumu olacak. Bölge insanı Bursa'da daha çok insanımız olduğu için şu anda uçağa bayağı bir yönelme var. Buna göre de herhalde sayı artacak, gün sayısı artacak. Peki bunun dışında turizm nasıl gidiyor? Yani eskiye nazaran baktığımızda turistlerin durumu nedir? Gelen giden gene aynı oranda mı? Arttı mı, azaldı mı? Veya en çok hangi ülkenin turistleri buraya ziyaretçi olarak geliyorlar? Şu anda bölgemizde turizm bayağı bir %50 diyebilirim düştü. Daha önceden İsrail grupları yoğunluktaydı. İşte bu Davos meselesinden sonra bu sene bir tedirginlik var. İsrail grupları gelmiyor. Gelse de ferdi olarak geliyor. Büyük gruplar halinde gelmiyor. Çok az, yeterli değil. Diğer yabancı Avrupa'dan da işte Alman var, İsveç var, Hollanda var ama çok az. Gruplar halinde değil de ferdi olarak veya özel arabayla aile bazında geliniyor. Bu da şu anda bu da ilçemizde yeterli sayıda değil. Peki devamlı çalıştığınız bir grup var mı? Mesela ben eskiden hatırlıyorum, Thomas diye bir turistimiz vardı, devamlı grup getirirdi. Bir grup geldiği zaman genelde bu bölgede nereleri geziyoruz? Şimdi bu çalıştığım, Thomas'la çalıştığım kişi, şahıs, Reiselus diye Alman bir acente. Bununla 92'den beri çalışıyorum. Programlarını ben yapıyorum. Normal 15 günlük turda, Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesindeki yapmış olduğumuz turda, ben kendi bölgemize daha, Yusufeli bölgesini daha tanıtıcı, daha çok olsun diye 15 günlük turun 8 gününü sırf Yusufeli'nde program yaptım. İşte Kılıçkaya'da çadır kamp olsun, merkezde, ondan sonra işte Alabalık tesislerinde İhtiyaroğlu veya aşağıdaki Agara, iki tane turizm misafirhanemiz var. Oralarda da konaklatıyoruz. Ondan sonra kendi köyüme çıkarıp kendi köyümde doğal ortamı, oradaki yaşamı tanıyıp görmeleri için çay yemek ikram ediyoruz. Ondan sonra işte Barhal'da, yaylalarda, buralarda gezdiriyorum. Yani burada bir aile ortamı görüyorlar. Buradaki bu sıcaklığı görünce de yaklaşık benden önce yaklaşık 10 senedir Türkiye'deydiler. Geliyordular ama 15 senedir, 15-17 sene falan da oluyor. Ben çalışıyorum. Hala da devam ediyoruz. Ben onlardan memnunum, onlar benden memnun. Yani bu bölgeye gelmeye can atıyorlar.
Şimdi iki gün, yarın yine gidiyorum işte, geliyorlar. Nereden alıyoruz? Trabzon Havaalanı'ndan alacağım. İspir üzerinden Yusufeli'ne geleceğim. 15 günlük bir turumuz var. Yine Alman grup. Salikvan'a çıkarsanız oralarda denk geliriz. Onları da konuştururuz. İnşallah. Yani ben onu ayarlamaya çalışıyorum. Salikvan bu sene bize ters geldi normalde. Direkt geldiğimiz gibi çıkabilirsek, yani özellikle burada festivale, bir kültürü, buranın kültürünü tanımaları için festivallere daha çok götürmeye çalışıyorum. Evet. Buradaki yöre insanıyla irtibat sağlatmaya çalışıyorum, sağlıyoruz ki buradaki insanların ne düşündüğünü, nasıl yaşadığını, ne yiyip ne içtiğini görüp ona göre, yani buranın havasını soğusunlar ki doğal olarak görüp bir daha geldiğinde rahat rahat gezebilsinler. Ben teşekkür ediyorum sizlere verdiğiniz bilgilerden dolayı. Muhtarıma dönmek istiyorum tekrar. Sayın Muhtarım, şu anda burada bulunmayıp buraları dışarıdan yaşayan, bizim gösterdiğimiz görüntülerle yaşayan veya fotoğraflarla anmaya çalışan insanlarımıza, buranın insanlarına birkaç cümle edin desek neler söylersiniz? Şimdi buraları bırakıp gitmişler adamlar. Buranın özlemini çekiyorsalar illaki bir iki senede de olsa bir gelmelerini isterim yani. Ha, gelemiyorsalar bile yani buradaki yerlerini, yurtlarını, akrabalarını, eşini, dostlarını bırakmasınlar yani. Bir sorsunlar, sonra şey yapsınlar. Bunların köylerinde ne gibi durumlarla karşılaşıyorlar? Ne gibi bir işlemler var? Yani herkes böyle bir şey vaziyette yani. Herkes çekip gittikten sonra buralar yani çölleşmeye yüz tutmuş gibi yani. Evleri, yurtları yıkılmış mesela. Yani buradan yukarıya Benara Mahallesi'ne biz kurbana çıktığımızda bütün çatıları bile rüzgar açmış yani hep. Bakan yok, eden yok. Geliyor adam buraya, diyor ki vah yerim vardı, şuyum vardı, bir yani bir özlemim vardı. Ama bir iki yılda bir gelseler, senede bir gelseler, üç yılda bir gelseler herhalde bir şeyler olur yani. Evet. Köyümüzde insansız kalmaz, eşsiz dostsuz kalmaz yani. Ben muhtarıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten buradaki ağaçlar, canlılar, buradaki yaşayan insanlar sizleri özlüyorlar. Mutlaka bir vesile kılın kendinize. Ayaklarınız yürürken, gözleriniz görürken, diliniz tad alırken buraları yaşamaya çalışın. Yoksa ihtiyarladığınız zaman hiçbir şeyin zevki kalmıyor. Bir şey ekleyeceğim ben de bu konuda. Köyümüzde şu anda yaz nüfusu hani olarak söylediğin zaman belki 100 hani oluyor ama kış geldiği zaman 10'a düşüyor. Şimdi 10 haneyle bu köy ayakta durmuyor. Yazın bu insanlar, bu Bursa'dan dışarıdan gelen misafirler, insanlarımız bu köye geldiği zaman burada her şey, köyün elektriği var, görüyorlar. Telefonu var, suyu var, yolu açık, camisi açık, her şey var. Şimdi bu köyde bu 10 kişi bunu ne kadar daha ayakta tutabilir? Bu 10 kişi olmazsa bu yolda, bu köyde yol olmaz. Elektriğe de kimse bakmaz, telefona da kimse bakmaz. Her şey biter. Geldikleri zaman burada verane bitmiş, terk edilmiş bir köy bulurlar. Ha, bunun burada ayakta kalabilmesi için dışarıda yaşayan insanlarımızın da buna biraz duyarlı olup biraz daha etken, yani hareketli olmaları, gelmeleri lazım ki bizim de burada yaşayan insan olarak buna hevesimiz olsun. Burada kalıcı olabilmemiz için bir tetikleyici bir unsur olsunlar, evet. Gelsinler. Evet. Yoksa biter. Aynen öyle. Burada insanlar olmazsa biz nereye geleceğiz? Kimlere selam vereceğiz? Nasıl yaşayacağız? Burada bir şeylerin, hayatın devam etmesi lazım. Yücel Bey her ne kadar su, elektrik, yol var dese de bir miktar var. 10 haneye, 30 haneye bakacak kadar var. Gerçekten bu 100 hane, 150 hane kadar insan yazın tatil için işte Mayıs'la Eylül ayları arasında buraya geldiklerinde o dediğim eksiklikleri burada harfiyen yaşıyorlar. Bir Sepegara Mahallesi'nde gaz lambasıyla oturuyorlar. Yaylasına yol olmadığı için çıkamıyorlar. Sağlıklı bir şekilde sularında maalesef bu su cenneti köyde içemiyorlar. Ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Başbakanımız iki sene önce kulaklarımla kendim yaşayarak bir gazeteci olarak duydum. Yolsuz, susuz, elektriksiz köy kalmayacak demişti. Ben de Sayın Başbakanımızın bu sözüne binaen tüm yetkililere sesleniyorum. Evet, 20. asırda 2009 yılında yolsuz, susuz, elektriksiz, eksik köy istiyorsanız Artvinili, Yusufeli ilçesi Taşkıran köyü bu
anlama uygun bir köydür. Gelin araştırın, görün ve gereğini yerine getirin diyorum. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bas abi üstündeki tuşa. Tamam mı? Hoş geldin. Bu beyler geç batar. Onu da zincir ya. Evet sevgili dostlar, Salikvan dönüşü köyümüzdeyiz. Yarın sabah da Bursa'ya geri döneceğiz. Sağ olsun hemşerilerimiz bizler için bir dana kesmişler bugün. Bu geç saatte bu dana etini söğüş pişirmişler. Yiyeceğiz inşallah. Sizler için de yiyeceğiz. Daha sonra sabahleyin Bursa'ya geleceğiz. Ne oldu işte? Bu ne? Evet, kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet. Allah'ın nezir ve lâden kulbi hürmet itfâk. Bizim de soru çok hocam.